daha sonra bu tezgaha geçiriyoruz. Kalitesi vardır. Bunlar, bu dokumamızın kalitesi 40. Başlangıçta zincir yapıyoruz. Çiti kilim dokuma yapıyoruz. Belirli bir oranda 2-3 santim düz dokuma yaptıktan sonra şu elimizdeki olan, mevcut olan deseni renkli iplerle dokumanın çekil üzerine geçiriyoruz. Bunlar el gücüsü. Şu iplerimiz çözgü. Aradan geçenlere atkı deniyor. Dönüşümlü bir sağdan sola geçerken düzde geçiriyor. Diğer tarafa giderken gücüyle çözgülerin yerlerini değiştiriyoruz. Burada 20 tane telimiz var. 20 tel üzerinde 1 santim dokuma yapacağız. Tamam. İplerin her defasında bir altından bir üstünden geçirerek şu şekilde, tamam. Bir önden bir arkadan birkaç defa geçirdikten sonra çekitte oturtuyorsunuz. Önce modülleri yapıyoruz, dolduruyoruz. Daha sonra zemin olan, boş olan yerleri dolduracağız. Halk Eğitim Merkezi'nde 31 senedir halı kilim dokuma öğretmeni olarak görev yapıyorum. Bu işe küçükken köyde yaşlı teyzelerimiz vardı. Boya yaparlardı, dokuma yaparlardı. Onların yanlarında otururduk, dokurduk. Daha sonra liseden sonra halı ticaretiyle uğraşan bir esnaf yanında çalıştım. Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi'nde el sanatları bölümü açıldığında o bölüme girerek mezun olduğum sene öğretmen yeterlik sınavı vardı. Sınava girdim ve iyi bir puanla Türkiye birincisi olarak kazandım. İşte 35 yıldır bu geleneksel el sanatımız olan dokuma, halı, kilim, bu işle uğraşıyorum. Bayağı bir öğrencim olmuştur. Yüzlercesinden fazla olmuştur. Evet. Evimden, ailemden, eşimden, çocuğumdan çok kurumma işime vakit ayırıyorum. Yani geri dönüşümü zor, uzun süre alan ve hata kabul etmeyen bir branş, meslek. Onun için bayağı bir vakit ayırıyorum. İlk göreve başladığım yıllarda bir farklı karşılandı ama şu anda öğrenciler alıştı. Bir sıkıntım yok. Benim eşim de bizde ücretli olarak çalışıyor. Kız kardeşim bu işten emekli oldu. O da hep ailece biz bu işe gönül verdik. Bu işi yapıyoruz. Benim hedefim, yani 31 yıldır öğretmenlik yapıyorum ki daha öncesinde 4 yıl civarında özelde çalışmıştım. 35 yıldır bu işi yapıyorum. Yani emekli olsam da yine bu işi devam ettireceğim.
Yani mesleki yönden iyi olduğunu söyleniyor.